Herkese merhaba. Bugün 4. sınıf Türkçe 1. 2. temaların çalışma fasikülleri 3. slaytıyla karşınızdayız. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde soru işareti doğru kullanılmıştır? Bakalım. Birinin alışverişe kim gelmek ister? Soru anlamı, soru işareti kullanmam lazım. Havalar karardı mı eve gideriz. Yani havalar karardığı zaman eve gideriz. Burada bir şey sormuyor ki. Nokta koyacak. Bu olayı ne zaman anlattığımı hatırlamıyorum. Doğruyu soruyor bize bakın. Bu da yanlış. Burada ne zaman anlattığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığını söylüyor. Soru anlamı taşımıyor. Yanlış. Nokta koymalı. Akşam oldu mu sürüler aralarına döner. Yine akşam olduğu zaman anlamında. Zaman anlamında. Yine nokta koyması gerekiyor. Yanlış. Cevabım A seçeneği olmalı. Soru anlamı taşıdığı için. Diğer soru. Görselden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Dürüstlük önemli bir erdemdir. Bu da dürüstlükle ilgili bir şey mi? Hayır. Temizliğimize dikkat etmeliyiz. Temizlikle ilgili bir görsel mi? Hayır. İhtiyacı olana yardım etmeliyiz. Bakın burada bir yardımlaşma görüyorsunuz. Cevabım C seçeneği. Bugün işini yarına bırakmamalıyız. Bu da ilginç. Diğer soru. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Bakalım. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'tır. Bakın özel isim büyük yazmam lazım. Burada yapılmış. İzmir Ege bölgesindedir. Burada yapılmamış. Bölgenin de B'si büyük. Ege'nin de S'i büyük. İzmir'in de İ'si büyük. Doğru. Buna çarpı koyalım. Yolda Doktor Ahmet Bey'e rastladım. Bey'in B'si büyük ama doktorun B'si de büyük olmalı. Bakın yine bir yazım yanlışlığı yapılmış. Doktorun B'si büyük olmalı. Sevimli kedim Pamuk'u veterinere götürdüm. Bakın Pamuk'un P'si büyük. Hayvan ismi olduğu için büyük harf yazılır. Bu da doğru. Yani kare ve yıldızla yazım yanlışı yapılmış ya da yıldız ve kare de yapılmamıştır soruyor. Dikkat ettik. Hemen yuvarlak ve üçgen diyeceğiz o zaman. Hangi seçenek oluyor? Yuvarlak ve üçgen dediğimiz zaman deniz seçeneği doğru cevap oluyor. Yanlışın yapılmadığı doğru yazıldı. İki cümlemiz. Evet, yukarıdaki deyimlerin anlamlarıyla eşleştirilmiş hali hangi seçenekte verilmiştir? Bakalım. Eşleştireceğiz. Maskesi düşmek. Nedir? Gerçek yüzü, kimliği, niteliği ortaya çıkmak. Tamam. Ağırdan almak, bir işi gereken süre içinde bitirmemek, geciktirmek, yavaş yavaş, ağır ağır yapmak yani. Islah etmek, yanlış olan bir kimse yola getirip hatasını görmesini sağlamak, ıslah etmek bu şekilde eşleşecek. Nasıl eşleşiyormuş yani? Bu hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Birinci en sonuna eşleşir. İkinci en başta eşleşir. Üçüncü de yine ikinci ile eşleşir. Cevabımız C seçeneği. Evet, yukarıdaki şiirin ana duygusu hangisidir? Bakalım önce. Dostun önemi, kitap sevgisi, eve bağlılık, doğa sevgisi. Bakalım. Benim ufak bir odam var, dinleniyor orada başım. İçimdeki şu kitaplar en sevgili arkadaşım. Kitap ruhun kaynağıdır, bu kaynaktan iç arkadaş. Kitap ilmi uğrağıdır, ektiğini biç arkadaş. Bu da kitap sevgisinden bahsediyor, değil mi? Kitap ruhun kaynağıdır. En sevgili arkadaşım şu kitaplardır diyor. Kitap sevgisinden bahsetmiş. Şuradaki üç noktanın görevi nedir? Yani bu şiir aslında birleştirilmiş, değil mi? Burada bunun devamı da varmış aslında arada bir yerde. Ama kısaca vermek istediği için buraya üç nokta koyarak bunu belirtmiş. Kitap sevgisini anlatan şiirimizden cevabımız D seçeneği. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Bu cesareti nereden aldığını merak ediyorum. Nokta. Ne kadar üzgün olduğunu her halinden belliydi. Nokta. Bu iş için ne kadar para harcadıklarını sormalı. Nokta. Bu damlayan suyun sesi nereden geliyor? Burada bir soru anlamı var bakın. Nereden geliyor? Dediği için cevabım D seçeneği olmalı. Bu görseldeki kişinin yüz ve vücut ifadesi aşağıdakilerden hangisini yansıtmaktadır? Burada yüzüne ve vücuduna baktığımızda çantasını bile zor taşıyan, mutsuz, aynı zamanda yorgun bir çocuk görüyoruz, değil mi?
ya da adam mı demeliyim. Şaşkın değil, heyecanlı değil, sinirli değil ama yorgun olduğu her halinden belli. Bu çocuğun diyelim. Evet. Diğer soruma geçiyorum. Aşağıdakilerin hangisinde metnin hikaye unsurları doğru verilmiştir? Dün okulumuza şehirden palyaço geldi. Palyaçonun renkli saçları vardı. Domates gibi kırmızı renkteki burnu yüzyuvarlaktı. Kocaman gülücükler atan bir ağzı vardı. Paytak paytak yürüyor, ara sıra sakarlık edip düşüyordu. Hem arkadaşım Aylin'i güldürüyor hem de beni güldürüyordu. Şimdi burada palyaçonun kahraman olduğu bir ana kahraman olarak palyaço diyeceğiz. Yer nerede geçiyordu? Okulda geçiyordu. Palyaço ve okul. Tamam. Ne zamanmış? Dünmüş. Zaman olarak da dünü işaretlemem gerekiyor. Bunlar da A seçeneğinde bu şekilde sıralanmış. Dolayısıyla cevabım A seçeneği. Evet, metne göre imza ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bir kimsenin bir yazının altına bu yazıyı onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı at veya işarete imza denir. İmza kişinin el yazısıyla atılmalıdır. Atatürk'ün imzası bunun en güzel örneklerinden biridir. Burada Atatürk'ümüzün imzasını görüyoruz. Bakalım. İmza yazılarak atılır. İmza yaz, evet, doğru. Atatürk'ün imzası uygun bir imza örneğidir. Evet, bunun en güzel örnekleri dediği için doğru. Bir yazının onaylandığının belirtilmesi için imza atılır. Evet, onayladığını belirtmek için. İmzalar farklı biçimlerde atılabilir. Hayır, her seferinde aynı biçimde, aynı şekilde atılması gerekir. Yani kişinin bir tane imzası olması gereklidir. Cevabı D seçeneği. İrem, Barış ve Buket kitapçıdan çeşitli kitaplar almıştır. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İrem hikaye, Barış masal kitabı almıştır. İrem hikaye almış, evet. Barış masal kitabı almış diyor. Hayır, şiir 3 tane fabula almış. Yanlış. Buket şiir kitabı, doğru. İrem fabula kitabı almıştır. İrem fabula almamış, masal ve 2 tane hikaye almış. Yanlış. Buket ve İrem hiç ortak kitap almamıştır. Buket şiir almış, İrem de masal ve 2 tane hikaye almış. Yani İrem ve Buket ortak kitap almamış. Doğru. Doğruyu soruyor zaten. Cevabım C. Barış ve Buket'in ortak kitabı fabldır. Hayır. Barış ve Buket'in ortak kitabı şiirdir. Yanlış. Doğru olan seçeneğim C. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sevgili öğrencilerim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.